Bugünkü videomuzda Simfer 4507 midi fırını inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Size daha iyi bilgi verebilmek için fırını bir defa kullandım ve bu kullanım tecrübelerimi de sizinle paylaşacağım. Dilerseniz hemen incelemeye geçelim. Fırını yakından hep birlikte inceleyeceğiz. Fırınımızın genel görünümü bu şekilde. Gayet güzel, şık gözüküyor. Fırının hem beyaz hem de bu renk olanı vardı. Ben bu renk olanı tercih ettim. Daha doğrusu fırını almadan önce internet üzerinden araştırdım arkadaşlar. Almadan önce sizin de araştırmanızı fazlasıyla tavsiye ediyorum. Bu fırının altını bana kalırsa almayın. Hem fiyat hem performans bakımından hem de özellik bakımından diğer kardeşlerine göre en iyi fırınlardan bir tanesi diye söyleyebilirim. Şöyle hemen açayım, ufaktan size göstereyim fırının içerisini. Fırınımızda iki tane tepsi geliyor. Bir tanesi kare tepsi, diğeri de yuvarlak tepsi arkadaşlar. Her iki tepsi de oldukça iyi. Özellikle malzeme kalitesini ben oldukça beğendim tepsinin. Gerçekten güzel yapılmış. Simfer bu konuya önem vermiş. Kapak da gayet iyi ve rahat bir şekilde kapanıyor arkadaşlar. Cidden çok rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Ben kapağın açılıp kapanma sistemini çok beğendim. Ve burada şunu belirtmek istiyorum. Tuşlar içerisine gömülebiliyor. Bu sayede ayarladığınız konuma getirdikten hemen sonra bastırıyorsunuz ve olayı bitiriyorsunuz. Yani evinizde çocuğunuz falan varsa çocuğun oynamasını da engellemiş oluyorsunuz böylelikle. Bu da gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Hemen fırının özelliklerine geçelim. Geniş iç hacim, yani 45 litrelik geniş iç hacmi var arkadaşlar. Turbo fanı, yuvarlak tepsisi, buz çözme özelliği, buharla temizleme ve yoğurt yapma özelliği var. Tabii ne kadar kullanırsınız bu özelliklerini bilemiyorum. O yüzden ben sadece özelliklerini söyleyeyim. Gerisi size kalmış. Ve şurada küçük bir not düşmek istiyorum arkadaşlar. Bu işareti, bu logoyu gördüğünüz yerler, bilin ki fırın çalıştığı zaman çok sıcak olan yerler. Kitapçıkta bunları da göreceksiniz zaten. Bir tane üstünde, ben bir tane de ön tarafında gördüm. Diğer taraflarda fark etmedim başka. Hemen içindeki tepsileri çıkartalım. Şöyle genel görünümüne bir bakalım. Ve burada şuna değinmek istiyorum. Kesinlikle içinden çıkan kullanım talimatını kesinlikle okuyun. Aksi takdirde bazı şeyleri yanlış yaparak hem kendinize hem de yiyeceğinize falan zarar verebilirsiniz arkadaşlar. Tepsileri içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak tepsinin veya cam bir tepsi kullanıyorsanız onu içerisine koymanız için gerçekten güzel metal bir aparat geliyor. Bu gayet iyi, ben beğendim. Tabi biraz içine zor girip çıkıyor ama zaten çok sıklıkla çıkarmayacağınız için zor girip çıkması bence daha iyi. En azından içerisine tepsi falan koyarken hareket etmez. Ve hemen alt tarafta bir tane rezidansımız var. Ve hemen üst tarafta da bir tane rezidans var arkadaşlar. İlk geldiğinde, ilk çalıştırdığımda biraz bir koku yaptı. Ama bu kokuyu fazla dikkate almayın. Çünkü ürün ilk defa kullanıldığı için böyle bir koku yapabiliyor arkadaşlar. Genel görünümü fırının bu şekilde. İçerisi oldukça güzel. Gerçekten malzeme kalitesine ve işçiliğe önem verilmiş. Hemen sağ üst tarafta gördüğünüz üzere bir tane ışığımız var arkadaşlar. Şöyle daha net görebilmeniz için yaklaştırayım. Bu ışık fırın çalıştığında cidden çok iyi işe yarıyor. İçerisini çok net bir şekilde gösterebiliyor. Birazdan onu da size gösteririm. Fırının içerisi dediğim gibi bu şekilde. Hemen bir tane de fanımız var. Köşe tarafta gördüğünüz gibi. Bu fan sayesinde içerisindeki kekiniz, pastanız, artık neyiniz varsa çok daha hızlı ve dengeli bir şekilde pişiyor. Fırınımızın iç kısmı bu şekildeydi. Hemen düğmelerden tekrardan bahsedeyim. Üstteki düğme zaman ayarı. Burada yaklaşık 90 dakikalık bir zaman dilimini çok rahat bir şekilde ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Hemen alt tarafında yoğurttur, buhar temizlemedir veya istediğiniz ısı sıcaklıklarına kadar ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum 230 ve üzerine birazcık çıkabiliyor arkadaşlar. Daha yükseğe çıkmıyor. Hemen alt tarafta da isterseniz üst taraftaki, isterseniz alt taraftaki rezistansı çalıştırmanız için veya fanlı veya fansız veya isterseniz hiç çalıştırmamak şartıyla kullanabiliyorsunuz. Fırınımız çalışırken zaten şuradaki kırmızı ışığımız yanıyor. Başka fırınımızın etrafına şöyle bakalım. Hemen yan tarafta bu ayar bölümümüzün ve ısıtıcıların devre bölümünün çalıştığı yer olduğu için buraya bir havalandırma delikleri gibi bir şey koyulmuş arkadaşlar. Hemen arka taraftan gelelim. Yine aynı şekilde aynı delikler burada da var. Hava alması için gayet güzel. Hemen arka tarafında şunlara dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Fırını duvara falan çok yanaştırdığınızda fırının duvara çarpmaması için güzel bir destek aslında. Arka tarafında bakın şöyle geldiği zaman
durması için. Hemen arka tarafı zaten böyle biraz çıkıntılı yapılmış. Çünkü içerisine koyduğunuz yuvarlak tepsi daha rahat bir şekilde sığması için. Başka arkasında herhangi bir şey yok. Üstünde zaten herhangi bir şey yok arkadaşlar. Yan tarafı da bu şekilde, diğer yan tarafı da. Tekrardan fırının genel görünümü bu şekilde. Dilerseniz şimdi bir çalıştıralım bakalım iç kısmında. Işık nasıl çalışıyor, rezistanslar nasıl çalışıyor? Kısaca bir de onları göstereyim ve kullanım tecrübelerimi sizinle paylaşayım. Evet arkadaşlar, fırınımızı yerleştirdik ve şimdi fırını çalıştırmaya başlayacağız. İlk önce buradan zaman ayarını yapıyorum. 10 dakikaya ayarladım. Buradan da derecemizi ayarlıyoruz. Yaklaşık 80 dereceye falan ayarladım. Ve isterseniz alt, üst, hangisini isterseniz onu da açıyoruz şöyle. Ve bakın çalışmaya başladı fırınımız. Fırın şu an çalışıyor. Işığı bu şekilde yanıyor. Şöyle açalım fırınımızın içine de bakalım şöyle tekrardan. Fırının içini gayet iyi bir şekilde aydınlatıyor arkadaşlar. Ben oldukça beğendim. Fanımız zaten çalışmaya başladı orada. Yavaştan rezistanslar da ısınmaya başladı. Hafiften. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ben fırından gayet memnunum. Özellikle hem çok şık gözüküyor hem de fiyat performans olarak neredeyse Bosch, Siemens gibi ürünlerle aynı seviyede diyebilirim. Ben oldukça beğendim. Fırının içerisinde irmik tatlısı pişirdik arkadaşlar. İlk tecrübemiz olduğu için birazcık alt ve üstte dengeli bir şekilde pişmedi. Ama yine de çok güzel bir şekilde pişirdi. Özellikle zaman saati oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Ben gayet beğendim. Eğer alacaksanız böyle bir ürünü fazlasıyla tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.